Altın rekora doymuyor. Gram altın bugün 468 liraya kadar yükseldi. Çeyrek altının fiyatı 783 lirayı gördü. Peki bu yükseliş devam edecek mi? Yatırımcı ne yapmalı? Cevabı haberimizde. Bulurum. Bütün yatırımımı ben altına yapıyorum. Mümkünse olanlar yapsın. Hiçbir kaybım olmaz. Aksine karım olur. Yükseliyor. Bizim bildiğimiz yükselince millet bozdururdu. Şimdi yükseldikçe almaya başladık. Tam tersine döndü. Biz de alıyoruz. Bizim için de o. Şimdi bizim de altımız olurdu. Altın yükselince aman altın yükseldi düşere diye hemen gelip bozduruyorduk. Şimdi yükseldikçe daha çok yükselecek diye alıyoruz. Parası olan yükselişe rağmen altın aldı. Altın fiyatları rekor kırmaya devam etti. Gün içinde gram altın 468, çeyrek altınsa 783 liraya kadar yükseldi. Altın fiyatları önümüzdeki günlere artarak devam edecek. Altındaki tarihi artış devam ediyor. Altın adeta rekora doymuyor. Dün 445 lirayla kapanmıştı gram altının fiyatı. Bugün şu saatlere yani saat 14'e geldiğimizde altının gram fiyatı 468 liraya kadar yükseldi. Bugün de tarihi bir rekor kırdı. Peki çeyrekte, yarımda, tam altında fiyatlar nasıl? Çeyrek altın şu an satış fiyatı 770 lira. Yarım altın bunun iki katı 1540 liradan satıyoruz şu an. Tam altında 3080 lira şu an satış fiyatı. Parası olanlar için çok güzel bir yatırım altın. Hiçbir zaman için değer kaybetmeyecek. Şu an Ankara'daki kuyumcularda ciddi bir yoğunluk var. Bu yoğunluk altının düşmesi değil yükselmesiyle ilgili. Hem düğün alışverişi yapanlar var hem de altının yükselişine rağmen yatırım için altın alanlar da var. Yatırım için mi, düğün için mi geldin? Yatırım için. Altın yükseliyor mu? Yükselsin. Doğru mu şu an yükselirken almak sizce? Bilmiyorum ki. Ya sürekli yükseliyor. Ne zaman alırsanız kar. Kar diyorsun. Evet. Daha da yükselmeden şimdiden alalım. Şimdiden diyor. Alalım diyoruz evet. O da önce olur. Yine Ulus'ta bir kuyumcu dükkanına giriyoruz. Bakıyoruz ki tezgahların önü müşteri dolu. Altının yükselişine rağmen şu anda satışlar hızlı bir şekilde ilerliyor. Tezgahların böyle olması açıkçası bizi de şaşırtıyor. Çünkü daha yükseleceğini duyuyoruz biz de. Bozdurması gerektiği yerde şu an talep daha arttı. Kurban Bayramı'nın arifesinde bile hani millet alışveriş yapacak, kurban alışverişidir, şudur budur. Bozduran hiç olmadı yani. Tam tersine iyice alım arttı. Daha yükseleceğini tahmin ederek almaya çalışıyoruz. Yoksa bir başka bir şey değil. Altına yatırım yapanlar sevinçli. Düğün arifesindekilerse endişeliydi. Düğün mü, yatırım mı? Yok, düğün. Düğün için mi? Yok, düğün. Çok tehlikeli zaman. Yapacak bir şey yok. Yeğenimiz evleniyor. Bir altın alacağız kendisini. Çok yükseldi değil mi? Evet. Dün alsaydım daha fazla kârdı ama alamadık. İşte bugün hepsi. Bugün. Peki vatandaş yatırımını nasıl yapmalı? Altın fiyatlarındaki artış sürer mi? Almaya devam etsinler. Alırken de çeyrek altın, yarım altın, Cumhuriyet lirası gibi altınları alsınlar. Bunlardan tasarruf edebilirler. Hem tasarruf edeyim hem takayım istiyorlarsa da işçiliği az olan kuyumcularda bilezikler var. Onlardan alsınlar. Yükseliş devam edecek.